Sepetteki elmalarla insanlar arasında yaptığınız benzetmede önemli bir hata var Zafer Bey. Teşbihte hata olmaz. Var var var. O çürük meyve teşbihinde önemli bir hata var. Evet haklısınız. Sepetteki meyvelerden birkaç tanesi çürükse o birkaç meyve sepetteki bütün meyveleri çürütebilir. Hatta çürütür. Bu yalnızca bir zaman meselesi. Öyleyse hemfikiriz. Meyveler konusunda evet ama insanlar konusunda hayır. Hemfikir değiliz Zafer Bey. İnsanlarla meyveler arasında şu an konuştuğumuz bağlamda en önemli fark şudur. Sağlam meyveler, çürük meyveleri etkileme, onları sağlam kılma şansına sahip değildir. Meyve sepetinde çürük varsa, sağlam meyvelerin çürükleri de sağlam yapmasını beklemek, boşuna beklemek olur. Çünkü çürükler sağlamları bozabilir. Ama sağlamlar çürükleri onaramaz. Oysa hepimiz biliyoruz ki insanlar bu bağlamda meyveler gibi çaresiz değildir. Biliyoruz ki sağlam insanlar çürükleri sağaltabilir. Sağlıklı, ahlaklı, iyi bir insan yeterince sevebilirse, yeterince sevgi dolu olabilirse, onlara yeterince sevgiyle yaklaşabilirse, bir sepet dolusu kötü insanı sağaltabilir. Çünkü sevgi onarır. Bütün sepeti kurtarabilir. Ve eğer sepet bu okulsa, bu okulda sağlam insanlar asla yalnız değil. Kaldı ki o çocuklar, dışarıdakiler, arka sıradakiler de zaten çürük değil. Yalnızca yaralı onlar. Ezilmişler, horlanmışlar, yaralanmışlar. İçlerindeki cevheri bastırıp unutmak zorunda kalmışlar. Bizlerin görevi yaralıları dışarı atmak değil, içeri almak, yaralarını sarmak. Onları sağaltıp içlerindeki cevheri ortaya çıkartmak. İnanın bu imkansız değil. Yeter ki daha aktif, daha verici, daha sevgi dolu olalım. Çünkü bir öğretmen yalnızca öğretmekle, insan inşa etmekle değil, onarmakla da görevlidir. Görev bilincimizi kaybetmediysek, onları yeterince sevebilirsek, onları bile sevebilecek kadar sevme gücüne sahip olabilirsek, özlediğimiz avukat ve doktorlar, belki de asıl Zafer Bey'in o çürük meyve dediği arka sıradakilerin arasından çıkabilir. Ne oluyor hocam? Ne yapıyorlar içeride hocam? Oylama yapılıyor. Dosyada adı geçen öğrencilerin dart edilmesini, yani okuldan süresiz uzaklaştırılma hususunu oylarınıza sunuyorum. Bu mudur? Evet. Budur. Peki. (Gülüyor)
Geldiğiniz için çok teşekkürler. İyi günler. Gözünüz aydın. Karar lehinize sonuçlandı. 5-3. Oğlum! Yavaş, yavaş. Yavaş bu. Hepinize çok teşekkür ederim. Biz kararımızı verdik ama hemen sevinme Kemal'cim. Onaylamak Hulusi Bey'e kalmış. Eğer isterse bu kararı tekrar görüşmek üzere geri yollayabilir. Onaylayacaktır. Zafer Bey kolay kolay pes etmez. Hulusi Bey'i ikna etmek için elinden geleni yapar.